Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows'un 19042.421 derlemesiyle gelen yeniliklere bakacağız. Windows'un şu anda en güncel sürümü 2004 kodlu Mayıs 2020 güncelleştirmesi bildiğiniz gibi. Fakat Haziran ayından itibaren 20H2 adlı yeni bir sürüm geliştiriliyor ve 2020'nin Kasım ayında çıkması bekleniyor. Bu sürüm 20.00'da sıradan bir güncelleme paketi olarak gelecek. Yani 19.09'dan 20.04'da yükseltme olduğu gibi işlem bütün olarak yükseltilmek yerine sadece normal bir güncelleme paketi yüklenir gibi yüklenecek. Yani 19.03'ten 19.09'u yükseltir gibi yükseltme olarak yapılacak bu e, sürüm bu şekilde yüklenecek. Bu sürümün açıkçası çok fazla yenilik getirmesini beklemiyordum ben. Çünkü sonuçta güncellen paketi olarak geliyor, çok fazla getiremez diye düşünüyordum. Fakat 19.042.421 derlemesiyle Microsoft gerçekten beni çok şaşırttı. Ee, bu sürümün ilk yeniliklerini okurken gerçekten inanılmaz şaşırdım. Ve hemen ayarlardan Windows Update üzerinden güncelleme yükledim. Ve tekrar baktığımda gerçekten gördüğüm değişikliklere inanamadım. Öncelikle e, ben şu anda Insider beta Tester'ım. Eee... Göstermeyeceğim ama Beta Channel'da test yapıyorum ondan dolayı bu güncelleme bana geliyor. Size bu güncelleme direkt gelmeyecek 2020'nin Kasım ayında çıkması bekleniyor dediğim gibi. Şimdi bu değerlemenin yani bu yeni sürümün özelliklerine şimdi yakından bakalım. İlk olarak ilk değişiklik ilk gözümüze çarpan değişiklik bahşet menüsünde ortaya çıkıyor. Eskiden bahşet menüsünde e, bu light hal dediğimiz e, şeyler kutular renkli oluyordu yani e, bizim pencere rengimiz neyse o pencere rengi olarak pencere rengine sahip oluyordu o arka planı lakin bu yeni derleme ile birlikte artık bu şekilde e, beyaz oldu artık sadece sizin temanızın e, temanızın ne olduğuna bakıyor yani açık mı koyu mu eğer koyu kullanıyorsanız e, renkleri uygula diye bir seçenek var saat kişiselleştirde temalarda pardon renklerde burada işte başlat görev çubuğu ve e, işlem merkezi bunu seçtiğiniz zaman e, başlat menüsünün e, sizin bu normal e, pencere renginiz oraya başlat menüsünü uygulanıyor fakat buna rağmen uygulamaların birçoğu artık özel ikonlar, e, pardon, özel renkler atayamıyor bazı uygulamalar halen daha özel renge sahip ama birçok uygulama kendi özel renginden arınmış durumda ve bu şekilde beyaz oldu. Mesela kırmızı yaparsanız kırmızı gözükecek. Bu bazı uygulamalarda beni rahatsız ediyordu kırmızı olarak kullanırken temamı. Yani mesela bu hesap makinesi mail falan bulan mavi gözüküyordu ve gerçekten beni çok rahatsız ediyordu. Ancak bu sürümle birlikte sonunda o sorun çözüldü. Artık daha rahat kullanabileceğim. Gerçekten çok güzel. Bazı uygulamalarda bu olay hala uygulanmadı dediğim gibi. Güncelleme gelmesi gerekiyor. Neyse e, bu birinci değişiklik. Bu değişiklik aslında Windows 10 e, Dev Channel yani geliştirme kanalına gelen 20.161 derlemesiyle geldi. Yani bu yıl 20.161 ile geldi bu özellik ve belli Insiderlar için geldi. Lakin sonra da 19.041'e de 19.042.421 sürümüyle portlandı. İlginç bu da gerçekten... Bu ne en çok şaşırdım bu zaten. Bu kadar değişik yapılmasını beklemiyordum ben. Böyle sonuçta e, kümülatif bir güncelleme yani toplu güncelleme olarak gelen bir güncelleme. Bu kadar değişik yapacağını tahminim bile edemiyordum. İkinci değişikliğimiz bilgisayara sağ tıklayıp özelliklere tıkladığımızda eskiden açılan şu anda ekranda resmini görüyor olmanız lazım. Eski denetim masası sürümünün. Eskiden açılan denetim masası sistem bölümü artık ayarlarla birleştirilmiş durumda. Gördüğünüz gibi hakkında diye bir kısım açılıyor. Eskiden denetim masasından açılırdı ve e, Windows 10 logosu çıkardı orada. Artık çıkmıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. Bu da gerçekten gayet güzel bir değişiklik. Yani gerçekten güzel. Ve bütün ayarları da buraya taşındı. Mesela gelişmiş sistem ayarlarının burada hala erişebiliyoruz. Ve bu hala eski pencere şeklinde gördüğünüz gibi. İşte user profiles biraz bekliyor. Neyse. Siz i̇şte startup and recovery var. Bunlar zaten erişebiliyoruz. Onları biliyoruz. Ee, diğer değişiklikleri pek gösteremeyeceğim açıkçası. Birisi e, şeyle giriş yaptığımızda e, bir ne, nedir onun adı? Bir tane yeni bir kullanıcı hesabı oluşturduğumuzda Microsoft hesabı olarak ayarladığımızda ilk başta eğer e, grup parçaları oynamadıysak, varsayılan halindeyse işte e, Windows'tan daha fazla değerlerin ekranı geliyor. Orada e, Microsoft hesabıyla giriş yaptıysanız çıkıyor bu arada. O ekrandan yapacağınız bazı ayarlar var. Mesela atıyorum ne olacak açacaksınız Hesabınızı bağlayın, işte telefonunuzu bağlayın. Eğer Android telefonunuzu bağlayarak kurarsanız, görsel bundan normalde Edge, e, File Explorer, Microsoft Store, ve mail olur. Fakat telefon bağlarsanız mail yerine Your Phone uygulaması yani telefonunuz uygulaması geliyor. Eğer bir Xbox hesabı bağlıysa Xbox uygulaması geliyor oraya. Gerçekten o da güzel bir değişiklik. Ben gösteremiyorum dediğin gibi mümkün değil göstermem. Bir de Edge'in e, artık yeni bir ayar eklendi ayarlara. Şöyle göstereyim. Şurada multitasking'te artık alt tab kısmında yeni bir özellik geldi. E Edge üzerine yani Microsoft Edge üzerinde açtığınız sekmelerin Artık alt tapta şey ve direkt hızlı bir şekilde geçiş yapabileceksiniz. Lakin şu anki Edge sürümünde çalışıyor mu bilmiyorum. Çünkü Edge, Canary veya Dev yani geliştirme veya Nightly yani gecelik sürümlerine kullanmamız gerekiyor. Ve onlarda da hiç kullanmayı tercih etmiyorum. Sarı çöplü yapmak istemedim sistemi o yüzden kurmadım. O yüzden deneyimleyemedim açıkçası bu özelliği. Ama öyle bir özellik de var e, ee, dördüncü ve e, pardon beşinci ve son özellik ise benim hiç gösteremeyeceğim bir özellik. Bir de bir tane daha var pardon altı tane var toplam. Beşinci özellik e, e, yeni tablet deneyimi. E, iki, ikisi bir arada bilgisayarlarda yani dokumatik ekranda convertible bilgisayarlarda eskiden ekranı ters çevirdiğinizde Windows 10 20, e, 20.04'te şey sorardı. Tablet e, deneyimi yani tablet moduna mı geçilsin yoksa normal modda mı kalsın deniyordu. Ee, evet derseniz tablet modu açılıyordu. Hayır derseniz normal masaüstüne kalıyordu. Lakin bu bu birlikte yani bu derleme ile birlikte bu değişti. Artık e, ters çevirdiğinizde ekran ters çevirdiğinizde o yere çıkmıyor ve yeni bir tablet deneyimine yönlendiriyorsa o da bu e, ikonlar arasındaki başlatması şu ee, görüşmedeki konularsa ki boşluk arttırılıyor ve belli yerlerde belli uygulamalarda boşluklar arttırılarak daha kolay bir kullanım sağlıyor dokunmatik ekranlarla 6. Ee, ve son özelliğimiz ise e, bildirimlerin şekli değişti eskiden bildirimlerde bildirim çıktığı zaman bir tane ok işareti olurdu sağa doğru ee, şu anda o bildirim ok işareti olayı artık çarpı ile değişti ve biraz şekli de değişti e, bildirim e, penceresinin şekli değişti. Bunu da e, son özellik olarak söyleyeceğim. Ve bir sürü de hata düzeltmesi içeriyor. Yani Bayağı bir hatayı düzeltmiş. 20 sürümden sonra kalma birçok hatayı gidermiş. Eee Bunu da söyledikten sonra nihayet e, videomu bitiriyorum. Hızlı bir e, ilk bakış videosu gibi bir şey oldu aslında. Ama hızlı bir yenilik videosu çekmek istedim. İlk defa böyle video çekiyorum kanalımda. Bunu da bulunmasını istedim. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.